Herkese merhabalar, selamlar. FiboBull YouTube kanalından bir başka video ile daha birlikteyiz değerli arkadaşlar. Bu video yine bir eğitim çalışması olacak. Özellikle son zamanlarda eğitimlere bayağı bir yoğunlaştık. Ki geri dönüşler de güzel oluyor bu anlamda. Güzel geri dönüşler alıyorum. Eğitimlerden faydalandığınızı belirtiyorsunuz. Bu sebeple ben de bu eğitimlere devam ediyorum. Şimdi aslında benim kanalımda biraz daha farklı eğitim içerikleri var. Tabii ki standart klasik eğitim içerikleri var ama bu video işte biraz benim tarzımı anlatan, biraz daha benim anlatımımla göreceğiniz bir konu diye düşünüyorum. Çünkü farklı ve YouTube'da çok fazla yer bulmayan bir konu anlatacağım. Swing noktalar ve bu swing noktaların yatırımcılıkta veya traderlıkta nasıl kullanılacağına dair bir video olacak bu video. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Öncelikle swing nokta diye tabir edilen, bazıları böyle İngilizce tabirleri sevmiyor ama salınım noktası diyebiliriz. Çünkü fiyat hareketleri bildiğiniz üzere salınımlardan oluşur. Salınımlardan ibarettir fiyat hareketleri. Dolayısıyla salınım noktaları swing nokta diye adlandırılır. Bakın mesela burası. Mesela burası. Yani fiyatın salınım yaptığı alanlar swing noktalar olarak adlandırılırlar. Mesela şöyle bir salınımdan bahsedebiliriz burada. Dolayısıyla salınım noktalarını baz alarak nasıl bir öngörüde bulunabiliriz bunu anlatacağım öncelikle. Şimdi salınım noktalarına kısa bir giriş yaptık. Şimdi salınım noktalarını özellikle yatırımcılar yeni başlayanlar veya teknik analize yeni başlayanlar ilk etapta karıştırabiliyorlar. Ya burası mı bir swing nokta, şurası mı bir swing nokta, şurası mı, bunu karıştırıyorlar. Şimdi bunu ilk etapta en azından swing noktaları gözle kendiniz görünceye ve öğreninceye kadar. Şöyle yapalım. Evet. Bir zikzak indikatörü. Bakın tekniklerden TradingView'in kendi indikatörü. Zikzak indikatörüne bir kez tıklayalım. Ve böylece bu salınım noktalarının ne olduğunu bu indikatör bize göstersin. Peki bu şimdi ayar itibariyle her şeyi gösteriyor ama buradaki 5 seviyesini 10 yapalım. Örneğin hani biraz daha kritik noktalara vermesini istiyorum ben. Hatta 10 bile yetersiz geldi. Pivot noktalarını 20 yapalım. Deviation'ı da 20 yapalım. Evet, daha güzel oldu böyle. Şimdi daha önemli kritik swing noktalar şu anda önümde. Bu indikatör bana bu swing noktaları çizmiş oldu. Bakın neresi bir swing nokta? Burası bir swing nokta. Burası öyle. Burası öyle. Gördük mü? Tüm salınım noktalarını indikatör benim için çizdi. Peki bunu aldık, cebimize koyduk. Artık swing noktaları en azından indikatör yardımıyla da olsa tespit edebiliyorum. Şimdi tespit ettiğiniz swing noktaların fiyat hareketlerine etkisini inceleyeceğiz. Normal şartlarda her swing nokta bir nedir? Bir destek direnç seviyesidir. Çünkü fiyatın önemli salınım noktalarıdır buralar. Burada hem alıcılar hem satıcılar bulunabilir. İşte şimdi biz biraz daha farklı bir metotla çalışacağız. Şu indikatörü artık gizleyebiliriz. Şimdi bakın örneğin şurada indikatör bize ne dedi? Şu iki seviye için bir swing nokta, şurası ve şurası için bir swing nokta dedi. Şimdi burada aslında şu alan bu iki swing noktaların kapladığı alan değil mi arkadaşlar? Şöyle çizelim. Bu alan bu iki kritik swing noktanın kapladığı alan. Dolayısıyla bu alan önemli bir alan benim için. Bu alanların kırılımları, bu alanların fiyat hareketleri üzerindeki etkisi benim için önemli. Peki ben bu etkiyi biraz daha öznel hale getirmek istiyorum. Biraz daha bana fikir veren bir hale getirmek istiyorum. Biraz daha işime yarar bir hale getirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz bazı araçlar kullanıyoruz. Mesela Fibonacci düzeltme aracı. Fibonacci düzeltme aracı bunlardan bir tanesi. Bu Fibonacci düzeltme aracı kullanarak veya uzatma aracı kullanarak, bunu uzatma yaptığımız zaman da değişecektir. Veya uzatma aracı kullanarak kendimize bu seviyelerin, bakın ne kadar güzel çalışmış, bu seviyelerin önemini bize anlatan anlamlı şeyler çıkmasını istiyoruz. Peki biraz daha dar alanda çalışacağım ama ben şimdi. Bakın bu iki seviyeyi belirledik. Şimdi bu iki seviye arasında, yani bakın burası bir tepe nokta. Burası bir dip nokta. Burada buna range deniyor arkadaşlar. Range. Bir aralık yani. Bu aralığın içerisinde de seviyeler var. Hangi seviyeler var? Örneğin 0.25 seviyesi var. Hangi seviye var? Örneğin 0.50 seviyesi var. Hangi seviye var? Örneğin 0.75 seviyesi var. Dolayısıyla fiyat hareketlerinin burada matematikle ne kadar barışık olduğunun ispatı olacak ve biz bunu nasıl kullanacağız? Trade'lerimizde veya yatırımlarımızda nasıl kullanacağız? Bunun üzerine bir anlatım olacak bu. Şimdi detaylandıralım. Öncelikle bu yöntemi kullanmanız için size şunu bir anlatmam lazım. Şimdi Fibonacci ayarlarını, Fibonacci düzeltme ayarlarına bir gelin lütfen. Bu Fibonacci düzeltme ayarlarında işte biliyorsunuz indikatöre bir kez tıklayıp ayar kısmına girdiğiniz zaman burada size istediğiniz seviyeleri soruyor. Diyor ki hangi seviyeyi benden istersin? Şimdi burada sizden ben şu seviyeleri istiyorum. 0 seviyesi, 0.25 seviyesi, 0.50 seviyesi ve 0.75 seviyesi. Bunları burada işaretledikten sonra, tamam dedikten sonra FIB düzeltme ayarlarınız işte 4'e bölünmüş olacak. Ben bunu FIB düzeltmede kullanmıyorum çünkü FIB düzeltmede birçok ayarım var benim. Ben bunu Gann kutusunda yaptım. Gann kutusu var, bakın burada yine 3. sırada tıklarsanız Gann kutusu diyor. Ben bunu Gann kutusunda yaptım. Bakın burada ayarlar kısmına gelelim. Burada ayarlar kısmını 0, 0.25, 0.50, 0.75 ve 1 olacak şekilde. Yani 0 ve 1 bizim zaten range aralığımız, range'imiz. Arasında kalan seviyelerin de bölünmesini istiyorum ben. Arasında kalan seviyelerin de bölünmesini istiyorum. Dolayısıyla böyle bir görüntü istiyorum sizlerden de. Yani bir 0 noktası, bir 1 noktası, 0.25 noktası, 0.50 noktası ve 0.75 noktası olacak şekilde bir ayrım istiyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Swing'leri, noktaları nasıl kullanacağız? Örneğin yine aynı hissede şu iki swing noktayı baz alalım. Bakın şu iki swing noktayı baz alalım. Gelelim şimdi bu Gann kutusuna veya Fibonacci'de de yapabilirsiniz o ayarı, fark etmez. Tepe nokta ve dip nokta şeklinde şöyle sağa doğru çekelim. Şimdi çektikten sonra işte buradaki seviyeleri ben artık destek ve direnç seviyeleri olarak kullanabilirim. Yani destek ve direnç seviyelerini matematiksel olarak bana sunmasını sağlayabilirim. Neden? Bu seviyeleri nereden alıyor bu fiyatlanma veya bu sistem bu seviyeleri nereden alıyor? Daha önceki güçlü satıcıların bulunduğu alandan ve daha önceki güçlü alıcıların bulunduğu alandan. Dolayısıyla buradaki destek direnç seviyelerine değerli arkadaşlar hem satıcıların etkisi var hem alıcıların etkisi var. İşte bu trade'lerimizde veya yatırımlarımızda kullanacağımız bir yöntem olarak karşımıza çıkacaktır. Rastgele mesela noktalardan swing noktaları tespit edelim. Evet. Peki bakın örneğin burada 0.75 seviyesinin ne kadar güzel bir direnç olarak çalıştığını görüntülüyoruz. Gördük mü? Bakın şu turuncu ile işaretli bölge. Hatta şunların biraz daha kalın yapalım. Zaten kalın. Gann kutusunda Fibonacci'deki gibi ayarları çok sık yer vermiyor. Evet şöyle yapalım. Peki. Evet, en azından şöyle arka planlarını biraz daha artıralım. Şimdi buradaki mantığı umarım anlamışsınızdır. Biraz daha detaylandıracağım şimdi başka örneklerle. Aygaz hissesini açtık. Bakın burada tepe alan ve dip alan iki tane güzel swing nokta var. Hemen mevcut çizimimi alıyorum. Bakın buradan aşağı doğru sürüklüyorum. Ve bırakıyorum. Ama fitilleri de dahil olacak şekilde aldım. Şimdi ben bunu nasıl yorumlayacağım? Neye göre ben buradan bir anlam çıkaracağım? Tabii ki fiyatın hareketlerine göre burada bir anlam çıkaracağız. Örneğin ben bunu oluşturduğumda şu fiyatlanmalar yoktu değil mi? Yani şu fiyatlanmalar yoktu burada. Şöyle yeniden oynat diyelim. Bu dibe bağlı olarak ben bu çizimi yapmıştım. Burada benim için işte şu seviyeler şu anda bir direnç seviyesi. Geçilmesi gereken bir direnç seviyesi. Eğer bir tanesi yukarı doğru kırılırsa diğerini hedefleyecektir. Bir tanesi yukarı kırılırsa diğerini hedefleyecektir gibi bir çıkarımda bulunacağız değerli arkadaşlar. Böyle bir destek direnç yöntemi uygulayacağız. Bakın örneğin şu anda 0.5 seviyesi tam olarak şu orta seviye 0.5 seviyesi değil mi? Şu anda fiyat burada bir direnç görevi gördü. Bakın şuradan işleme giren biri ilk karını burada ne yapabilir? Alabilirdi. Peki devam edelim. Şimdi fiyat evet bu seviyeyi yukarı kırdı. Hedef neresi olacak? Hedef bir üst çizgi olacak. Bir üst bölge olacak. Devam edelim. Evet bir üst bölge geldi, bakın bir üst bölge geldi ama hala bir direnç görevi görüyor şu anda bu bölge. Bakalım geçilecek mi geçilmeyecek mi? Geçilirse bir üstü hedefleyecek. Bunu da cebimizde, bunu da anladık. Bakalım geçilecek mi, geçildiğini gördük zaten az önce ama Bakın geçildi. Şimdiki hedef ne? Burası. Buraya geçecek mi? Buraya geçerse zaten bir swing nokta kırılımı yapmış olacak. Fiyatlanma. Bakın aynı seviyeler hala çalışmaya devam ediyor. Evet, orayı da geçti. Peki buraya da geçip üzerinde kalmayı başardı. Buradan nasıl bir yorumda çıkaracağım? Swing noktayı yukarı kırdı. Yeni bir break of structure diye tabir edilen veya yeni bir tepe kırılımı diye tabir edilen bir kırılım yaptı. Dolayısıyla uptrend ne yapıyor? Devam ediyor şeklinde düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Buradaki mantık bu. Birkaç örnekle daha bu mantığı besleyeceğim. Sonra birkaç tüyo verip bu videoyu sonlandıracağım. Evet bakın şimdi bu mantıkla sadece çizgi anlamında, düz bir alan anlamında, bir yatay nokta anlamında destek dirençten ziyade destek direnç alanları oluşturacağız kendimize. Dolayısıyla bunu da tamamen teknik analize bağlı olarak, tamamen matematiğe bağlı olarak yapacağımız için bu seviyelerin çalışma ihtimali çok daha fazla olacaktır. Örnek verelim. Şimdi buradaki kritik swing noktaları birlikte belirleyelim. Bakın burası birinci nokta. Burası ikinci nokta. AVAX'tayız, günlük grafikteyiz. Şurası üçüncü nokta değil mi? Kritik swing noktaları belirleyelim. Şimdi şurası da dördüncü nokta. Önemli bir nokta burası. Ve şu anda oluşan noktada şurası önemli bir nokta. Şimdi bu önemli noktaların her birinden bir diğerine az önce anlattığım mantığa bağlı olarak bir o bahsettiğim 0.25, 0.75, 0.50 ve 0.1 şeklindeki çizimi yapalım. Evet başlayalım şuradaki tepeden. Buradaki tepe ve şuradaki dibi alacağım. Önce sağa doğru çektim ben bunu ve şurada bıraktım. Şimdi buradaki dipten şuradaki tepeyi almam gerekecek. Bakın buradaki dipten buradaki tepeyi aldım. Sağa doğru çektim bıraktım. Peki buradaki tepeden şuradaki tepeyi almam gerekecek. Bakın buradaki tepeyi aldım. Şuradaki dibe doğru çektim bıraktım. Evet. Peki bir tane kaldı. O da ne? Şuradaki tepeden şuradaki dibe. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne oldu hocam? Burası böyle karman çorman bir şey oldu. Tam tersine karman çorman hiçbir şey olmadı. Şimdi grafiğe yakınlaşınca anlayacaksınız. Şimdi çizdiğimiz çizimlerde en fazla çizgi yoğunluğu bulunan çizgileri dikdörtgen ile birleştirip bir alan yaratacağız. Bir destek ve direnç alanı yaratacağız değerli arkadaşlar. Bakın burada iki turuncu çizgi, bir mavi çizgi var ve birbirlerine çok yakın. Ben şimdi bunu alacağım. Şu şekilde bir alan belirleyip sağa doğru çekeceğim. Devamında nerede bir alan var? Bakın burada çok birbirine yakın çizgiler var. Çok yakın gerçekten. Bunları şöyle alalım ve sağa doğru çekelim. Peki başka nerede çok yakın var? Şurada da var ama çok ince bir hat üzeri bu. Burayı da alalım, hadi şöyle yapalım, burayı da alalım. Peki nerede daha yine çok yakın çizgiler var? Bakın şurada var. Evet. Başka burada yok, şurayı komple almama gerek yok. Şu hat var bakın. Önemli bir hat. Bu da iki seviye birbirine çok yakın. Bunu da şöyle alalım. Başka nerede var? Şurada var. Yine çok yakın seviyeler. Buralarda var. Çizdik. Başka da yok. Şimdi bakın gelin şu çizdiğimiz Gann'ları, yani çizdiğimiz seviyeleri, o matematiğin bize ettiği hizmeti şurada sonlandıralım. Evet. Bunu da silelim. Şuradaki çizgiyi de silelim. Evet. Başka bir Gann çizimi kaldı mı? Kalmadı. Şurada bir sinik nokta kalmış. Bunu da silelim. Şimdi şöyle kabaca lütfen bakar mısınız çizdiğimiz alanların önemine? İşte burada bizim için destek ve direnç seviyeleri çok net bir şekilde belli oldu. Zaten aynı zamanda bu fiyatlanmanın yığıldığı yerler. Alıcı ve satıcıların yığıldığı alanlar bunlar. Ya bunu da nasıl size başka türlü gösterebilirim? Örneğin sabitlenmiş evet hacim profili, volume profiliyle gösterebilirim bunu da size. Evet. Volume profiline göre bakın hacim alanları şu seviyeymiş. Neredeyse hemen hemen birebir neredeyse aynı seviyeyi gösteriyor bize. Yine şuradaki seviye, şu 3 kutucuğu hatta 4 kutucuğu alacağım. Bunu da şöyle sağa çekeceğim. Bu da işte bize fiyatlanmaların yığıldığı, yığılım gösterdiği alanları bizlere göstermiş olacak. Bu aynı çalışmayı hisse bazında da yapabilirsiniz. Bu biraz daha çalışma gerektiren bir konudur. Özellikle destek direnç alanları belirleme. Bakın seviyelerinden ziyade belli bir alan belirleme ve bu alanlara göre işlem yapma, bu alanlara göre bir karar vermeye yarayacak bir konudur. Yine kısa vade trade'de de kullanılır mı? Tabii ki kullanılabilir. Ama dediğim gibi bunu güzel bir şekilde, mantıklı bir şekilde kullanmanız ve diğer teknik analiz bileşenleriyle en azından bir araya getirerek kullanmanız önemlidir. Mesela kısada da bir örnek verelim. Mesela şurası ve şurası var. Hemen bir çizelim nedir ne değildir diye bir görelim. Evet. Şimdi bakın, çizdikten sonra benim işte size göstermeye çalıştığım şey şu. Bakın şu turuncu çizgiye bakın. Şu anda da bir destek olarak görev yapmış. Şurada. Kırıldıktan sonra retest ve yukarı doğru vurur. Peki değerli arkadaşlar, farklı bir konu sizlere göstermek istedim. YouTube'da benim kesinlikle karşılaştığım bir konu değil bu. Swing noktaları baz alarak, swing noktaların oluşturduğu dengelere bağlı kalarak destek direnç seviyeleri ve yine destek direnç alanları nasıl oluşturabiliriz? Kendimiz manuel olarak nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalınız.